Çaylak programından hepinize mutlu günler sevgili seyirciler. Aksaray'da her hafta farklı bir mesleğin zorluğunu anlatan programımızda bu hafta sanayici oluyorum. Oto yıkama, boyasız göçük düzeltme, yedek parça, macun çekme işlemlerini bakalım yapabilecek miyim? Çaylak olarak maceramı hep birlikte izliyoruz. Tam kendime göre bir iş buldum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abim. Buyur abim. Abi nasılsın? İyiyim abicim. Sen nasılsın? İyiyim abi. Teşekkür ederim. Seni bir tanıyalım mı? Helal ölmez abi. Tamirci. Buyurun abim. Şimdi abi sen kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben 27 senedir buradayım abicim. 27 senedir çalışıyorum. Maşallah abi. Allah kolaylık versin. Şimdi yaptığın işlemi bana kısaca bir anlat abi sen. Şimdi abicim bunu sibop ayarı oldu, tüp ayarı oldu, karbüratör ayarı oldu. Çalıştırıp ayarlayacağız inşallah. Abi karbüratör ne? Hep duyuyorum ben bu ismi ama hani ne işe yarıyor bu karbüratör arabada? Karbüratör arabayı çalıştırıp benzini emmenin içinden sindir kapağına veren malzeme. Arabayı yürüten malzeme abicim. Anladım abi. Şimdi ben hep özenmişimdir böyle sanayi işlerine. Ben bu işi yapabilir miyim? Abi sen önce şu üstünü başını düzelt, şu saçını sakalını gel, üstünü bir giy gel önce bana çırak olmak için. Var mı sende bir tulum falan? İçeriye bak, varsa versinler, yoksa bak oralara al gel. Tamam ben şimdi tulumu giyeceğim, sen bana ne iş verirsen ben onu 10 numara yapacağım. Tamam, hadi başlayalım. Tamam abi. Lan madem yürü oğlum, sen öyle yürüyorsun, altına da gelme, çırak mısın, çaylak mısın, yürü lan! Ustam geliyor ustam herhalde. Tarif ettiği, Ali Usta'nın tarif ettiği bu. Bu giyilir mi? Bu pis bu. Giyilir lan giyilir. O senin temiz tabi o çalık. Ha, sen Ankara'da bilebilirsin. Sen çok zor. Çok zor. Yürü gayrım. Ustam geldi. Allah'ım lan. Lan yürü de oğlum lan. Tabii yürü lan. Ne diyorsun bana? Geç oğlum ki direktörü. Geç lan. Abi ne yapacağım ben? Çalıştırabiliyor musun arabayı? Biliyorum. Ben çalıştıracağım. Bir saniye. Bindi. Sesi boşal. Nasıl? Devrece bas. Sesi boşal. Devrec ortadaki ne? Karıştım. Lan yanda lan. En bu taraftaki. He. O kaz. Öbür taraf. Sol taraf. Şuna basıyor. Bas şimdi maşallah. Bas bas. Sen alsaydın. Ha? Çalıştı. Çalıştı. Çekeyim mi ayağımı devrece? Çek. Çek bari. Tamam. Biraz ya. Yapışma oraya. Alsın mı böyle bu? Alacak. Ben anlamadım Ali abi sürekli beni azarlıyor eyvah. Tamam. Elim kolum güzel. Böyle salak salak durma. Ne diyorsun bana? Ha? Böyle usta gibi olacak. Ustayım. Ha? Emrindeyim tamam. Ustam. Senden olur gayrı. Şimdi hadi bir yap bir de. Nasıl işe bana? Sıkmayın şunayı nasıl kıyım? Ya acemi tamam. Gemini gibisin bırak şunu ya. Şunu şöyle çevireceğim. Ha? Tamam mı? Bunu yaparım. Bana düzgün anlatsan. Haa. Çevir. Yeter. Açıracaksın şimdi. Tamam mı? Sen ustaladın oğlum Ömer. Bu muydu? Şimdi ben motor çekmek istiyorum. O zaman önce istiyor bir tarafa. Tamam. Gel abi. Bana en zorunu ver usta. Ama sen başlamadan en zoruna başladın mı? Motoru ortaya söküyüm bakayım ben bunu. Kümünü. He. Böyle. Ama sen çok hızlı başladın abi ya. Böyle valla senin iş sakat olur. Sen karbüratör dedin. Karbüratör. Ben yapayım mı karbüratörü? Karbüratör nerede? O radyatör. Oğlum karbüratör az önce dedim ya ben sana şunu sokuyorum. Bu karbüratör. Motor. Şu radyatör. Motor. Şuna motor. Anladım. Orada bobin. Ne işe yarıyor bobin? Ateşleme bobini. Arabayı çalıştıran malzeme. Tamam o zaman şimdi sen ne iş yapıyorsan seni bir ilk dakika dinlendireyim ben yapayım bunu. Tamam sen çok bir hava ortasını. Tamam nasıl sökeceğim onu da gösterme. Şu kelepçelerden al, şundan al, şunu al, şu kelebeğe sok, şurayı sök, hortumu, hava hortumunu. Direkt şöyle kanırtıp çıkarsan. Öf kıracaksın öyle kanırılır mı ya? Kanırma işi yok. Nazik nazik, seve seve. Bu işi seve seve yapmazsan sakat iş. Tamam ben onları bir sökeyim de o seni böyle çağırayım ben. Tamam abi. Ben içeride tamam. Çay içiyorum. Sen geliyorum. Bir çay iç ben geliyorum. Şimdi Ali abi arkaya çay içmeye gitti. Bana dedi ki şu karbüratör kapağını sök dedi. Hiç tarif etmedi. Kendi çok sinirli bir şey sormaya da korkuyorum şimdi. Beni döver möver. Şu tornavidayı bırakayım.
Yani nasıl söküldüğünü de bilmiyorum ama şu kelebek herhalde. Yalnız araç başkasının zarar verirse galiba de bana zarar verir. Çünkü çok sinirli. Ya nerede bu? Şimdi çıkardım ben bunu. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum da karbüratör kapağını sök dedi. Ben bir sorayım geleyim mi? Ali ustam. Buyurun. Ben karbüratör kapağını söktüm, ne yapacaksın? Lan yürü git senden. Şunu yapayım mı? Lan yürü git. Değiştir git lan. Senden mi uğraşacağım ben? Yapıyordum ne güzel. Hemen başlamadan bitireyim diyorum. Ne güzel yapıyordum, ne oldu? Alış oğlum, bir yürümeyi öğren. Önce bir imekle oğlum. Sen hemen koşayım diyorsun diyor doğmadan. Ben öyle 6 ay bir sene bekleyemem. Ben hemen usta olmam. Lan yürü git üstünden çat. Üstünden kalsın kendin git. A few moments later. Lan oğlum sen daha gitmedin. Ya gidiyorum oğlum. Usta. Yürü lan yürü git lan üstüne işte. Daha karbüratör. Ali usta çok sinirli. Ben niye bu dükkana geldim onu da bilmiyorum. Daha karbüratör kapağına bakmadıydın. Lan başka kapağını çıkmak için. Çıkmak için. Daha duruyor bak ya lan oğlum. Çıkmak için. Aşırı moralim bozuldu diyebilirim. Ali usta beni kovdu. Ağzı da çok bozuktu. Böyle bana salak dedi, manyak dedi. Beni kovaladı. Şimdi sanayide geziyorum ben böyle avel avel. Bir bakayım şöyle bir dükkana gireyim. Bir çırak arıyorlar mı sorayım. Şimdi şurada bir yer var. Parça parça satıyor herhalde. Kolay bir iştir. Bir gireyim bakalım bir yapabilecek miyim? Selamünaleyküm. Abicim ben Muharrem. Memnun oldum Muharrem. Buyur sana nasıl yardımcı olalım? Abi ben çaylak arıyor musun sen dükkana? Vallahi senden bu yaştan sonra ancak çaylak olur zaten. Çırak olmaz. Anladım abi. Seni kısaca bir tanıyalım mı biz? İsmim Fedai, soyadım Başkan. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Bu dükkan yani bir sürü ıvır zıvır vıttır vızlık böyle bir şey gördüm ben. Yani ne yapıyorsun abi sen buraya? Bir adam gelip senden bir şey istiyor, sen onu veriyorsun. Araç yedek parçalarıyla ilgili talepte bulunduğunda onun talebini karşılamak için burada elimizde stokta mal tutuyoruz. Anladım. Adam geldi sana diyor ki bana motor ver diyor. Sen motor veriyorsun. Ne istiyorsa ona göre talebini karşılıyoruz. Anladım. 10 yıldır yapıyorum dedin. Dükkandaki bütün bu malzemeleri ezberlemişsindir. Ne nerede? Ezberledik. Ne nerede? Hangi ürün hangi arabaya ait? Hepsi bizim bilgimizde. Anladım. Peki ben bu işi yapabilir miyim? Bu işi yapamazsın. Niye? Bu yaştan sonra yapamazsın. Abi benim hafızam kuvvetlidir. Ben şöyle bir baktım mı fotokopisini çekerim buranın. O zaman bir deneyelim. Şimdi sen benden bir şey isteyeceksin. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bakalım sen bu işi yapabilecek misin? Oradan bana bir yağ filtresi verebilir misin? Yağ filtresi. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Böyle kağıt yuvarlak. Kağıt bir malzeme. Kağıt bir malzeme. Bir saniye şimdi. Yalnız bu olmadı. Hiç tanıtmadın bana. Bana direkt kalk şundan sen şunu. Sen yaparım dedim. Yağ filtresi. Kağıt bir malzeme dedi. Duyuyorsunuz bu da demir, bu da değil. Şu kağıt gibi bir şey abi şuna. Bu mu? Bu ne? Bu da filtre ama bak kağıt değil bu, metal. Tamam bunu taksak? Olmaz. Her aracın ayrı kendine ait ürünü var. O ürünü takmazsak bize sorun oluşturur ondan sonra. Anladım. Bu ne iş yapıyor peki? Bu alet ne iş yapıyor? Yine yağ filtresi ama bu başka bir aracın ve metal olan bir yağ filtresi. Benim senden istediğim kağıt olan bir ürün ve başka bir aracın ürünü. Anladım. Peki şöyle gözümün önünden kolay bir alet iste abi benden. Kolay bir şey isteyeyim. O zaman bana oradan bir fren balatası ver. Fren balatası. Onu duymuştum. Fren balatasını biliyorum. Bir bakayım bulabilecek miyim? Bulamazsam herhalde diğer dükkandan kovulduğum gibi Fedai abi de beni kovacak. Fren balatası. Şöyle getireyim. Bu mu? Bu da değil Muharrem. Sen bu işi yapamayacaksın. Kovuldun mu? Evet. Maalesef. Anlaşılan sanayide bana pek iş yok gibi. Ali abiden sonra Fedai abi de beni kovuyor. İstediği ürünleri getiremedim. 10 yıldır bu işi yapıyormuş. Abi benim herhalde burada en az şöyle bir sene, iki sene falan bir geçirmem lazım. Ki öğreneyim dükkanı, biraz dükkandaki. Anladım. Ne nerede onları bilmem lazım. Oldu, ben kovuldum o zaman. Yapacak bir şey yok Muharrem.
çaylaklığa başlayamadım. Çıraklığı bırak, çaylaklığa bile başlayamadım. Anladım. Daha ikinci dükkandan yine kovulduk. Ben bir çıkayım, şöyle bir dolanayım yine. Belki kendime uygun bir iş bulurum. Abi işiniz hiç kolay değil. Ben teşekkür ediyorum. Abi kendinize iyi bakın. İşte tam kendime göre bir iş buldum diyebilirim. Şu an karambole bir dükkana giriyorum. Ustam selamun aleyküm. Selam. Abi seni bir tanıyalım. Ömer Apaydın abi. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 10 senedir bu işi yapıyorum abi. Şimdi Ömer abim 8-10 yıldır bu işi yapıyormuş. Ama ne yaptığını bilmiyorum. Buraya değişik bir şeyler sürüyor. Macun çekiyoruz abi. Macun, niye çekiliyor bu macun? Ölçükleri düzeltmek için abi. Yüzünü düzeltmek için boya atacağız. Anladım. Bu işlemden sonra boya mı atacak? Evet abi. Astar atıp boya atacağız. Anladım. Seçim 8 yılını şuna mı harcadın? Evet, sadece şuna harcadım. 8 yılını. Ben bunu 10 dakikada yaparım. 10 dakika mı sen? Yarım saat abi. Bak şurayı değil. Bura mı yapılacak şimdi? Şurayı değil. Şurayı değil. Komple bütün arabaya macun. Yarım saat abi. Sana çelik sportala burada. Macun burada. Tamam. Lajda orada. Karabilirsin. Şimdi. Çek de bakalım. Çok büyük bir iddiaya girdik. Yani ben 10 dakika dedim ama yarım saat verdi. Herhalde ben yine çoğallayacağım, yapamayacağım gibi. Şimdi şu mikrofonumuzu bir takalım. Daha sonra şu kısma sadece macun çekilecekmiş. Buna yarım saat verdi. Bunu 3 dakikada yapamazsam görürsünüz. Şimdi abi. Abi ondan biraz daha. Şimdi bunun adı ne? Şu halde. Spatula. Spatula. Bu da çelik abi. Çelik. Evet. Şunun ucunu alıyorum. Şunun ucuna macundan alacağım. Ben alayım sana. Onu ben alırım. Yok öyle. Öyle ondan sonra ben yardım ettim diyeceğim. Ben tamam. Biliyorum bu ayakları. Tamam abi. Bunu ben kendim halledeceğim. Tamam abi. Tamam mı? Bunun ucunu alıyorum. Spatulanın. Daha çelikle sonra. Karıştıracaksın onu. Çelikle karıştıracaksın. Durmayacak ama macun. Donmayacak. Evet. Macun donmayacak. İlacını katacağım. Macun donmayacak. Oo, bir de ilaç çıktı başımıza. Yarım bakalım. Saat. Yarım saat. Evet. Tamam. Sen şöyle bir git bir çay çorba iç benden. Tamam mı? Çay getir. Bir çay alalım buraya. Sen bir şöyle kenara geç ustam, sen bir çayını çorbanı iç. Geldiğinde, geldiğinde iş nasıl yapılıyor sen tamam, bir gör. Tamam abi, haydi. Haydi bakalım. İlacı başlayalım. Doldurma, işten bu alalım. İlacı doldurmayayım. Tamam, hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi, şöyle alacağın dedi. Eyvah. Çıkmıyor da yapışıyor, kalıyor böyle. Şöyle. Şunu alacağın dedi. Buna ilaç katacağın dedi. Ne ilacı bilmiyorum. Şöyle bir şey koydu önüme. Böyle sıkalım bakalım az bir şey. İnşallah doğru ilaçtır. Dondurmayacağım falan diyor. Ne kadar sürede donuyor onu da bilmiyorum. Yarım saat dedi bana ama. Alınmıyor abi. Bunu niye yuvarlak yapıyorsunuz abi ya? Şunun tam gireceği şekilde ayarlasanıza bunu. Neyse. Şöyle göstermelik yapayım da. Daha sonra şunla yapamam. Bu arabayı çizer büyük ihtimalle. Topaklandı kaldı böyle. Şimdi çok az bir şey daha alıp yapınca işlemi tamamlıyoruz. Bu bitmiş. Boya çek. Sanayiciler böyle anlaşıyor. Hiç normal sessiz konuşan sanayici görmedim. Hep birbirlerine bağırıyorlar. İşte bunu elim ayağım tabii benim battı. Onlarınki tertemizdi. Şöyle kalan yerlere şöyle yediriyoruz. Eyvah. Elim ayağım battı. Bunu görmemesi lazım. Usta kovacak. Bunu su katmak lazım abi. Ne yaptın çırak? Abi nasıl? Elin ayağına bulamışsın. Senden çırak değil çaylak bile olmaz ya. Olmamış mı? Olmamışsın abi. Nesi olmamış? Senin yaptığın aynısı. Hiç olmamış ki be. Ooo bütün ben buna kaç dakika uğraştım. Bütün emeğimi 2 dakikada şey yaptım. 1 saat oldu. Ben sana 1,5 saat oldu. Bak gel. Şuna su kat, su kat. Bununla olmaz. Buna su katmayla olmaz o. Bununla evet. Olmaz. Şimdi çırak bunu böyle katıyorsun. İlacı döküyor. Bunu böyle karıştırıyorsun. Tamam. Yaptım, aynı işlemi yaptım abi ben de. Anlaşılan buradan da kovulacağız gibi. Kimse memnun kalmıyor işimden. Tabii 10 yılda yaptıkları işi 10 dakikada yapınca böyle oluyor. Yarım
Bu böyle çekiyorsun. Ama şimdi gerçekten hakkını vermek lazım. Benimki böyle yamuk yumuk olmuş. Yani tarla yolu gibi olmuştu. Çırak sen başka işe bak. Kovuldun mu? Sen boğuldun işte. Ne yapayım? Sen başka işe bak. Ama işiniz hiç kolay değil yani. 10 yılını harcadığın kadar varmış ustam, kusura bakma. Oğlum. Başka işe bak. Ustam işiniz hiç kolay değil. Ben herhalde kovuldum buradan da. Teşekkürler. Allah razı olsun. Bak. Yine de böyle az bir şey de olsa bana gösterme, kendimi deneme fırsatı verdin. Bu iş de bana göre değil, gördüğünüz gibi. Usta, hadi kolay gelsin sana. Teşekkürler. Çaylak programı çekimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ben şimdi 3 dükkandan kovuldum. Karbüratörü değiştirirken Ali abi kovdu. Öbür tarafta başka birisi kovdu. Şimdi 4. dükkanımdayım ve 4. dükkanımda Abdullah abimleyim. Abi, seni bir tanıyalım mı kısaca? Kardeşim ben Abdullah Eski, egzozcuyum. 30 yıllık bir egzozcuyum. 30 yıldır egzoz tamir ediyorsun. 30 yıldır bu işin içerisindeyim. Anladım. Ben şimdi 3 dükkandan kovuldum. Macun çekemedim. Daha doğrusu çekiyorum, beğenmiyorlar abi. İşte yan tarafta karbüratörü değiştireceğim. Karbüratörcü işte beni kovalıyor. Bana tornavida falan attı böyle. Kaybol git buradan dedi. Canını yediğim bu iş öyle bir dakikada bakmayla falan olmaz. Biz 30 yılımızı verdik. Sene 90'dan beri biz bu işin içerisindeyiz. Bakacağız şimdi anahtar tutuşundan egzoz isteyeceğim. Bakacağız beğeneceğiz mi, yapabileceğim mi, yapamayacağım mı bakacağız. Anladım abi, o zaman işe başlayalım biz. Evet, şu durumunu istersen sen kovulmuşsun. Sana ben bir çay ikram edeyim. Bir çayımızı içelim, ondan sonra işimize bakalım. Olur abi, çok iyi olur. Şimdi işte bak, esnaf dediğin, dedi kovulmuşsun dedi. Gel bir çay ısmarlayayım dedi. Şimdi çayımızı bir içelim. Daha sonra tulumu giyeceğim abi. Tulumu giyeceğim. Anahtarlarımızı isteyeceğim ben senden. Ondan sonra işimize başlayacağız. Bu aracın altına ben inecek miyim? İneceğim. O işe biz 30 yıldır iniyoruz. Sen de ineceksin. Bak çok samimi söylüyorum. Ben hep bu işe özenmişimdir. Böyle sanayiye falan girdiğimde genellikle böyle bir çukur olur. O çukurun içinde bazı adamlar olurdu. Onlar tamir ediyordu. Şimdi o işi ben yapacağım. Bakacağız. Yapabileceğini mi yapamayacağını göreceğiz. O çukurun altına seni biz alacağız. Anladım. O zaman çayımızı bir içelim. Çayımız ne zaman gelir abi? Sen 2 dakikaya gelir. Tamam. Ses ses ilk gelir. Çaycı, oğlum iki çay getir buraya. Şimdi çayımızı içelim. Daha sonra yeleğimi giyeyim. Yeleğimden sonra malzemelerimi alayım. Aşağı o çukurun bir adı var mı? Egzoz kanalı diye geçer o çukur. Egzoz kanalına ineceğim. Bakalım Abdullah abimle birlikte egzozu doğru düzgün tamir edebilecek miyim? Galiba geliyor çaycı. Şimdi çayımızı bir içelim. Devam edelim abi. İçelim. Eyvallah Çaycı, kardeşim, çok sağ olasın. Kardeşim, bu arkadaş sana da 3 dükkandan kovulmuş. Bizim burada iş yapmak istiyor. Yapabilir mi sence? Görebiliyor mu o çili? Vallahi o ustalığı. Bakalım. Tamam. Şimdi yine bana kimse güvenmiyor. Sanayideki çaycı bile bana çok zor ama bakalım dedi. İneceğiz. Çayımızı bir içelim. Daha sonrasında çekimlerimize tüm hızımızla devam edeceğiz sayın seyirciler. Abi çay için çok teşekkürler. Cidden tam bir yorgunluk çayı oldu diyebilirim. Çünkü dışarıda müthiş bir sıcaklık var. Sanayi esnafının işi şaka bir yana hiç kolay değil sevgili seyirciler. Ben sürekli yaparım ederim diyorum ama evet yani ben yaptığımın kanaatindeyim, ben yaptığımı düşünüyorum. Ama bu yıla minimum yılını veren kişi 10 yılını vermiş minimum olan kişi. Dolayısıyla hiç kolay değil işimiz. Şimdi egzoz kanalına inip egzozu bir tamir edeceğiz. Öncelikle çayımızı bir içelim, çekimlerimiz tüm hızıyla devam edecek. Şimdi çayımızı içtik, önce tulumu mu giyiyorum? Önce şapkanı giyiyorsun, ondan sonra kanaldaki arabamızı ön tarafa alıyorsun ve işimize başlıyoruz. O zaman tulumumu giyiyorum, aracı egzoz kanalına alıyoruz ve işimize başlıyoruz. Aşağıya falan da düşürme. Aracı aşağıya düşürme. Müşteriyle de bizi uğraştırma. Çünkü müşterisi var aracı, bekliyor. Müşterisi aracı bekliyor. Düşürürsek sıkıntı olabilir. Gel bu araya, gel bak. Ben şimdi araca bindik, aracı egzoz kanalına alıyorum sevgili seyirciler. Gel, devam et, gel. Gel. Devam et. Gel, devam et. Devam edeyim mi? Devam et. Gel. Komple vardı, artık devam et. Devam et.
Var. Devam et. Biraz daha. El freni çek Muharrem. Sesi boşa al. Araba çalışsın ama. Sesi nasıl dinleyeceğiz? Arabayı çalıştırıyorum. Şimdi arabayı çalışır vaziyette bıraktık. En büyük korkum aracı kanala düşürmekti. Onu sağ salim atlattık. Şimdi çalışır bir vaziyette bırakmamız gerekiyormuş. Çünkü kanala indiğimizde aracın sesinden anlayacaklar galiba. Daha doğrusu ben yapacağım. Abdullah ustayı çay içmeye yollayacağım tekrar. Şimdi ustam, kanala mı iniyoruz önce? Şimdi Abdullah Usta indi aşağıya kanala. Şimdi ben ineceğim. Bakalım egzoz değişecek mi? Yapabilecek miyiz? Haydi bismillah. İşte en sevdiğim kısma geldik. Egzozun altına girdik, arabanın altına. Evet, şimdi arızamızı çözelim bakalım. Var ya böyle, ben bu işi yaparım abi diyordu. Bak bakalım arabanızda ne var? Sorunumuz nedir bizim? Abi bence bir sorun yok, araba gayet güzel çalışıyor. Hayır işte öyle değil. Bak Muharrem, Mutlu buraya gel. Bak egzoz çürümüş. Anladım abi. Ha, buradan hava kaçırıyor. Buradan hava kaçırıyor. Egzoz çürümüş. Arabanın çekişi düşük. Ne yapacağız? Bu malzeme değişecek Muharrem. Anladım. Tamam ben değiştireyim bunu. Herhalde bakalım. Söker direkt takarım böyle. Bakalım nasıl değiştireceğim göreceğiz. Evet. Nasıl yapmamız gerekiyor? Anlat bakalım. Şimdi bence ben şimdi çalışırken yapamam. Önce arabayı stop ettiririm. Tamam. Getiririm şeyleri, anahtardır, civatadır, onları getiririm. Sökerim komple. Yeni egzozu getirir, direkt takarım. 10 dakika mı alırım? Tamam, deneyelim. Kaç dakika bu işlem normalde? Bu işlem 10-15 dakika falan sürer ama sana bakacağız. Ben 20 dakika diyorum ama nasıl olur bilmiyorum. Tamam, şimdi 20 dakika dedi bana Abdullah abi. Öncelikle arabayı stop ettirip, istediği malzemeleri getirip önce şuraya koyacağız elimizin altına ve daha sonra bunu değiştireceğiz, bakalım yapabilecek miyiz? Abi ben şimdi hangi anahtarlar getireyim? Ne getireyim daha doğrusu? 13 lokma pır döndü istiyorum. 13 lokma pır döndü. Evet. Aletin adı bu mu? Evet. O ne öyle tatlı ismi gibi ya? Onu birazdan görürsün nasıl bir anahtar olduğunu. Bir de yağdanla istiyorum. Oksijen kaynağı istiyorum. Oksijen kaynağı, pır döndü diye bir alet. Bir de yağdanlık. 3 alet varmış. 3 aletle mi değişiyor bu? Evet. Bunlarla değişiyor. Tamam abi ben gideyim hemen bir alayım geleyim abi, onlara. Bekliyorum. Tamam. Şimdi ustam geliyor, fır döndü ne? Şu herhalde başı dönüyor. Şunları da alayım fazla. Fır döndü, yağdanlık bir şey dedi. Herhalde bunlar. Bir sorayım bakalım. Ustam, fır döndü, yağdanlık bir şey bu alet. Ne adam? Yağdanlığımız doğru. Tamam. Anahtar var mı doğru? Tamam. Bu ne Muharrem? Fır döndü. Hayır Muharrem de 13T bak. Şu şekilde 13T diye geçer. Şurası dönüyordu ya. Fır. Hayır Muharrem 13 lokma fır döndü olacak. Olmadı mı? Eğri bir anahtar. Olmaz o Muharrem. Koş. Eğri. Tamam. Hadi Muharrem koş. Bir sürü alet istedi. Yalnız buradan da kovulacağım. Adamlar bunu hemen hallediyor herhalde. Şöyle bir şey buldum ama inşallah budur. Bir bakalım be. Hadi Muharrem 6 ay oldu baba. Fır döndü. Muharrem bunu bildin. Hani bunun lokması kardeş? Abi hepsi taksitmiş. Şunu da yapalım ya. Parça parça hayır ya. Bunu yapamaz mıyız? Bunu olmaz. Lokma da lazım Muharrem. Kafasına nasıl bir alet o? Şurada küçük şöyle bir lokma var Muharrem. 13 lokma diye geçer. Şimdi bir sürü alet istiyorlar abi ya. Bir tanesiyle sökelim işte. Üstünde 13 yazar diyor. 13 milim. İşte bu. Buyurun. Aferin 13 numara. Muharrem. Bak 13 lokma diye burada yazar. 13. Tamam aşağı mı iniyorum tekrar? Aşağı iniyorsun. Evet şimdi işimize başlıyoruz Muharrem. Tamam aletlerimiz tamam. Oksijen kaynağımız var ama onu birazdan isteyeceğim senden. Tamam. Araba istop etmeyi unuttun Muharrem. Böyle yapılır dedin. Hayır ama aracı istop edilecek Muharrem. İstop mu etsin araba? Evet tabii ki. Bu iş bana göre değil. Ben daha ilk dakikadan sıkıldım. Böyle git gel git gel. Öyle olmaz. Ama aracı istop etmedin Muharrem. Arabayı istop ettik. Ben çok yoruldum. Ustam arabayı istop ettim. Şimdi ne yapıyoruz? Ben yapayım. Buradaki şu civatayı söküyoruz Muharrem.
Ama o aleti yanlış tutuyorsun Muharrem. Bak, bu aleti şu şekilde. Buradan tutacaksın. Söktüğünde hem buradaki cıvatayı yalamayı duyacaksın, hem de daha rahat çalışacaksın. Anladım, tamam. Sökmeye başla. Ağzıma koyuyorum. Evet, bu şekilde. Elim, üstüm hep yağ oldu. Yağ olacak. O bizim ekmek kapımız. Bizim işimiz de bu, Muharrem Usta. Kafama falan düşmez herhalde. Düşmez. İşte bu. Çok harika oldu. Sen de bu ışığı görüyorum. Başka? Okşaya kaynağımızı getiriyorsun Muharrem. Tamam. Ve bu egzozumuzu sökeceğiz. Bir de buraya ne lazım bize? Ne lazım? Egzoz lazım. Susturucu lazım. Egzoz lazım, tamam. İçeriden bir tane oksijen kaynağımızı getiriyorsun ve ardından susturucumuzu alıp geliyorsun, takviye başlıyoruz. Tamam. Ben çok yoruldum abi ya, bir sürü egzoz var. Demiyor da şu yerde kamyon egzoz, büyük bir şey. Çok da ağır bir cisim kendisi. Hadi ben bunu bir takalım. Hadi Muharrem, nerede kaldın? Hadi. Ustam geldim. Şimdi bu mu? Muharrem, bu egzoz bunun mu? Abi söylemedin adını ama sana. Ama hayır, bunu görüyorsun. Diyorsun ki ben bu işi yaparım diyorsun. İn bakalım aşağıya. Bu egzoz mu Muharrem? Yanlış egzoz mu? Yanlış egzoz. Bu bunun değil Muharrem. Bu buraya olur mu Muharrem? Abi bunu takalım ya. Biraz değişiklik olsun. Olmaz Muharrem, olur mu? Olmaz. Her şeyin bir standardı var. Bak, bağlantı nerede? Kimi takacağız buraya Muharrem? Ne yapacağız? Muharrem, çok güzel saçın var. Biz yakışıklı bir delikanlısın ama. Kusura bakma, senden bu iş olmaz ya. Sen beni yoracaksın, zaten 3-5 saçım kaldı. Onu da sen dökeceksin. En iyisi ben kendim. Yapardım ya, bir şans verseydin. Zor Muharrem. Olmadı mı? Olmaz. Kusura bakma, saçın çok yakışıklı delikanlısın ama. Mümkünse kendine göre bir iş bul. Bu iş senin yapacağın bir iş değil. Şimdi Abdullah abinin yanında egzoz değiştirirken yapamadık herhalde. Ben yaptığımı düşünüyorum abi. İlla bundan mı şart yani? Bir de bundan takalım dedik. Ama kendisi kabul etmedi. Buradan da kovuldum. Çok da acıktım. Şimdi bir gidelim, bir şeyler yiyelim. Bu sanayide meşhur ne yenir onlardan yiyelim. Daha sonra kendime bir farklı bir iş bulayım. Çaylak çekimlerimiz tüm hızıyla devam etmekte ve son aşamadayız artık. Oto yıkamaya geldim. Sonunda kendime göre bir iş buldum diyebilirim. Şimdi yanımda oto yıkamacı kardeşim var. Ondan gerekli bilgileri alalım. Daha sonra onu istirahate yollayalım. Bakalım ben yapabilecek miyim? Ustam seni bir tanıyalım mı kısaca? İsmim Hasan abi. Hasan abi. Aksaraylıyım. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Kaç yıldır mesela? 2012'den beri bu işin içindeyim. 8 yıldır bu işi yapıyorsun yaklaşık. Evet. Peki bu işin incelikleri nelerdir? Bu iş dışarıdan çok kolay gözüküyor. Hani herkes ben yapabilirim diyor. Ama aslında öyle değil. Püf noktalar var. Püf noktalarını yaptıktan sonra sıkıntı yok. Anladım. Yani dediği gibi iş dışarıdan çok basit görünüyor. Ben bugün macun çekmeye de çok basit diyordum ama yapamadım. Egzoz değiştirmeye de yine keza aynı şekilde. Çok basit bir işlem dedim ama yapamadım. Dediği gibi çok basit bir işlem gibi görünüyor. Peki bugün şimdi ne yapacağız biz? Şimdi müşteri geliyor, aracı buraya bırakıyor, size veriyor, gidiyor. Evet. Daha sonra? İş dışarıda olduğunu söylüyor bize. Eğer müşterimizin vakti varsa çay ikram ediyoruz. Bu da çayını çorbasını içiyor. O sırada biz arabamızı elimize alıyoruz. İçinden başlayıp komple A'dan Z'ye bitirecek şekilde müşterimize öyle teslim ediyoruz. Anladım. Müşteri geliyor, arabayı teslim ediyor. İç dış mı yoksa sadece iç mi onu belirtiyor. Daha sonra müşteriye bir çay ikram ediyor buradaki esnaf. Ve arabayı alıyorlar. Önce içini daha sonra dışını yıkıyorlar. Doğru mu? Evet. Peki ben bu işi yapabilir miyim? Vallahi zor biraz. Çünkü şöyle, ben de söylemiştim. Dışarıdan kolay gözüküyor ama püf noktalarını bilmen lazım. Biraz zaman isteyen bir iş bu. Anladım. Peki püf noktası ne ki abi? İşte elektrik süpürgeyi alacağız, içine gireceğiz, içini direkt çektirip şurada da suyla, köpükle yıkayıp normal dışarıda bildiğimiz araba yıkama gibi. Her şey böyle basit değil işte. Müşterinin dikkat çektiği noktalar var. Anladım. Ne peki bunlar? Müşteri önce kendimiz arabayı kendimizin göreceğiz. Müşterinin arabasını. Ona göre davranacağız. Müşteri direksiyona oturduğunda vites aralığı olsun, kalefer petekleri olsun, işte paspasları olsun, camı. Özellikle ön cama çok dikkat eder. Yani ön cam, ondan sonra çamurluk işleri, jantlar, bunlar önemli noktalar. Anladım. Sen diyorsun ki bu işi yapamazsın. Evet.
Tamam, sana o zaman ben bir çay söyleyeyim. Sanayide bu arada çay çok bol. Çünkü her gittiğimiz yerde çay ikram ediyor Aksaray'ın esnafı, çok sağ olsunlar. Artık çay içe içe içim dışım çay oldu diyebilirim. Şimdi ustamı ben bir çay ikram edip dışarıya alacağız. Ve daha sonra aracın ben önce içinden, daha sonra işte bu garaja sokup burada dışını yıkayacağım. Bakalım yapabilecek miyiz, hep birlikte izliyoruz. Ustam seni şöyle ben bir kenara çay ikram edeyim. Benden olsun bu. İşin sonunda sen bir gelip bakarsın olmuş mu olmamış mı? Tamam. Ve şimdi araç yıkama işlemimiz başlıyor. Şimdi önce paspaslar çıkarılacakmış. Şöyle makinede maşallah benim kadar var. Önce şu makineyi bir alalım. Şimdi makinemizi getirdik. Önce paspasları çıkarmam söylendi. Arabada gerçekten böyle bir iyi bir temizliği hak ediyor. Ustam tüm paspaslarımı alıyorum. Evet, tüm paspaslar. Tüm paspaslar çıkıyormuş. En sevmediğim iş şöyle kısa alanda, dar alanda iş yapmak. Şimdi paspaslarımız çıktı. Bunları şöyle kenara alıyoruz. Daha sonra bununla mı devam ediyoruz? Hava mı tutuyoruz önce? Bu süpürgenin girmediği yerlere tutacağız. Anladım. Süpürgenin girmediği yerlere bu. Gerçekten çok kuvvetli. Biraz serinleyeyim. Şimdi süpürgen nereye girmez? Önce onları bir yapalım. Bunun içinde bir paspas daha var. İsterseniz bunu da bir alayım şöyle. Şimdi torpido gözüne süpürge girmez. Yine ustam anlatırken kalorifer petekleri dedi. Müşteri en çok vites kolu kalorifer peteklerine bakıyormuş. Yalnız bir yandan yaparken bir yandan söküyoruz. Bence bu işlem yeterli. Şimdi bu alet hiç normal alışık olmadığımız bir alet. Çünkü 4-5 tane tuşu var. Galiba bunun derecesini ayarlıyor bu. İç temizliği bitirdik. Süpürgeyle çektirdik sağını solunu. Süpürgenin ulaşmadığı yerlere hava tuttuk. Aracı şimdi öne alıp önde artık aracın dış kısımları, camlar, yine müşteriler en çok ön cama dikkat ediyormuş. Buraya biraz daha özenmem gerekiyor. Dış ön cam, daha sonra üstü, kaput, işte etek altı falan, bunların hepsini yapıp ustamı çağıracağım. Olmuş mu olmamış mı o karar verecek. Bakalım, yani benlik olmuş ama yaptığım işi kimse beğenmiyor bu sanayide. İnşallah bu oto yıkama işini düzgün bir şekilde hallederim. Şimdi kontağa geçiyoruz ve aracımızı öne alıyoruz ve daha sonra yıkama, dış yıkama işlemlerine başlayacağız. Şimdi camlarımızı da kapatalım. Çünkü artık yıkama işlemine geçiyoruz. Şimdi araçlarımız belli, artık daha temiz. Bu sinek ilacıymış. Sineklere, böceklere, böyle arabanın ön camına, camlarına falan uygulanıyormuş. Daha sonra köpüklüyoruz. Ve en sonunda yıkama işlemi ve silme işlemiyle arabayı kurutup müşterisini bekliyoruz. Şimdi şundan önce bir sıkılıyormuş sadece. Şöyle bir sıkalım arabamıza. Ve şimdi bu ilacımızı bırakıyoruz ve köpükleme işlemine geçiyoruz. Şimdi haydi bakalım, bismillah. Köpükleme işlemimiz sona erdi. Arabanın her tarafına köpüğümüzü sıktık. Daha sonra suyu alıyoruz. Komple bir yıkıyoruz. Köpüğünden arındırıyoruz. Ve en sonunda bezimizi alıyoruz kuru bezlerle. Kurulama işleminin ardından müşterisini bekliyor araba.
Şimdi içini yıkadık. Pardon, içini temizledik. Köpükledik. Fırçaladık. Ve sıra sulamada. Şimdi sulamaya geçiyoruz. Şimdi bu sulama aleti çok tazikli olduğu için onu tutup böyle aracı cidden yıkamak çok zor. Ustamı çağıracağım bakalım. Bence cillop gibi olduğunu düşünüyorum. Bir de ustam karar versin. Ustam! Ustam, araba temiz. Gördüğün gibi. Bir de sen bak istiyorsan şöyle, nasıl? Güzel olmuş mu? Şu an olmamış gibi. Niye? Tanzimiz güçlü olduğu için her insan şey yapamıyor yani, alışamıyor. Anladım, yani gayet tertemiz cillop gibi olmadı mı şimdi? Hayır. Şu an kalan köpük silerken bizi uğraştıracak. Anladım. Yani ben biraz sudan tasarruf edeyim, hepsini kullanmayayım diye öyle yaptım ama o köpükler güneşe çıkınca kurur yani, araba kuruduğunda gitmez mi? Sudan tasarruf edeceğiz ama öncelikle müşterimizin şeyi. Müşteri memnuniyeti. Aynen öyle. Önce onu memnun edeceğiz. Önemli değil. Hiç sabun kalmaması lazım üstünde. Anladım. Ustam bir de şöyle içine bak sen istiyorsan. İçine de bir karar ver. İçine bak yani. İçi... Bence gayet güzel. İçi olmamış. Abi niye olmamış? Allah aşkına aldım, süpürdüm işte. Sen çektirememişsin. Daha halen pislik var. Müşterimiz bu halde memnun olmaz. Sen bir şey yapamazsın. Anladım. Bundan beceremedim. Evet. Bence sen kendi arabanı yıka. Öyle mi diyorsun abi? Neyse artık bu işi de beceremedik. Bu 5. dükkanımdı. 5 dükkan da beni artık kovaladı. Yapacak bir şey yok. Yine de çok teşekkür ediyorum Ensan abi. Kendine iyi bak. Sana kolay gelsin diyorum. Sen herhalde bundan sonra artık bir kez daha benim üstümden geçeceksin. Aynen. Senin yaptığın işlemi tekrardan yapacağım. Anladım. Şimdi bugün Aksaray Sanayi'de birden fazla iş yaptık. Araç macunladık. Egzoz değişimi yaptık. Daha sonra araç çıkardık ve toplam 4-5 çeşit farklı iş yaptık. İlkini hiç saymıyorum. İlkinde Ali Usta beni kovalamıştı. En basit iş bu diye düşündüm ama bunu da yapamadığımı söylüyor. Gerçekten sanayide çalışan, arabamızı getirip bırakıyoruz ama aldığımızda arabamız gayet böyle sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Resmen araç doktoru diyebiliriz buradaki ustaların her birine. Dolayısıyla kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladılar, bizlere meşhur sanayi pilavından ikram ettiler. Her gittiğimiz yerde çay söylediler. Şimdi sanayide yaptığımız iş bu kadardı. Takdiri size bırakıyorum. Artık dediğim gibi ben becerdim mi yoksa ustalarımın dediği gibi beceremedim mi? Onu izledikten sonra sizin takdirinize sunuyorum. Ve Çaylak programımız bu hafta burada sona eriyor. Haftaya Aksaray'da farklı bir meslekle karşınızda oluncaya dek hoşça kalın efendim.